Sabah oldu. Aynı oteldeyiz, Salt Lake City. Şimdi kahvaltıya gidiyorum. Kahvaltıdan sonra yine şehir merkezine gideceğiz. Ondan sonra da Sacramento'ya doğru yola çıkacağız. Buradan hiç durmadan giderseniz 10 saat, yani 650 mil falan yapacağımız en uzun yolculuk olacak. Bir ayaktan bir ayağa kadar. Ama herhalde yolda dururuz. Yani yarın öğlen, belki yarın akşama orada oluruz. Şimdi kahvaltı yapacağız. Biraz kahve içmem lazım, kendime gelmem lazım. Ondan sonra Salt Lake City şehir merkezinde görüşürüz. Orada çok güzel birkaç yer daha var. Orayı gezeceğiz. Şuradan kahve alacağım. Nerede kahve? Kahve yok ya. Allah Allah. Dışarıda mı kahve? Hayır. What you doing here? Ne yapabiliriz? Otur yanına da gelir. Dağıttı mı bütün oğları? Al, bir şey olmaz. Tamam, orada duruyor. Çok anneciğim, bir süt katı koyma sen de çocuğa. Ya azıcık ya, azıcık da. Azıcık da işte dökmüş bak dünya kadar. Şuradan kahve alalım. Normal işte akşamki kahveleri buraya koyuyorlar. Regular kahve. Şuradan krema mı alacağım? Buradan yumurta alabilirsiniz. Ya da böyle burger şeklinde şeyler var ama içinde köfte var. O yüzden biz almıyoruz. Köfte olduğu için. Bunlar sıcak şeyler. Yani hot büfe diye geçiyor. Şuradan da kahvemizi alalım sıcak sıcak. Dışarımızdık bir ne yaptık ya. Tamamdır. En önemlisi bu benim için. Bir de şuradan yoğurt alacağız. Ne tarafa açılıyor? Neyi alalım? Strawberry. Hadi iki tane şeftali alalım. Bir de şuradan tereyağı alacağım. Tereyağı ve peynir. Şunlar krem peynir. Tamamdır. Burada waffle karışımı da var. Waffle da yapılabilir ama ben almayacağım. Kahvaltımız böyle. Cupcake, yumurta, bagel, denizin oğulları, mısır gevrekleri. İşte peynir, tereyağı, bir de yoğurt var. Gülleri budamış buradaki amca, bahçıvan. Biz de şimdi Deniz'le gül aldık. Oh my god, that's so big. You want it? Yeah. All right. Just one. Be careful, you don't hurt your hand. All right. Let's go. Give it to me. Give it to me. You want another one or just this one? All right, let's go. Oh, there's a pink one over there. Let's get the pink one. That's our pink. Oh my god, this is for you, Deniz. Güllerimizi aldık. Otelden de çıkıyoruz. Arabamızı gül bahçesine çevirdik. Çerçe dükkanı normalde. Bugün gül bahçesi oldu. Oh Deniz, why did you put these old toys on your seat? Because I want to play. You want to play? Yeah, I okay. Want to play on the car. Be careful, there's a spike on the rocks, okay? Especially on these leaves. The spike, you see? Over there, be careful, okay? Git tamam. Nerede yıkayacaksın ki? Çıkmadan son bir kahvemizi de alalım. 2-3 akşam önce gecenin bir yarısı aldım. Karamelli çikolatam hala duruyor, onu götüreceğim kahveyle. Şu zımbırtının ne olduğunu hala anlayamadık. Neyse, şimdi çıktık otelden, gidiyoruz. Yan taraftaki bina akvaryum da, o zımbırtı ne? Evet, herkese uzun bir aradan sonra tekrar merhabalar. Bir süredir video yapamıyorduk çünkü ailecek bir Türkiye ziyaretimiz oldu. Neyse, şimdi videomuza dönelim. Bugün Utah'ta son günümüz. Utah'ta akşama kadar dolaşacağız. Çok güzel yerler gezdik. Birçok yerde ben araya yine bu şekilde gireceğim, anlatmaya çalışacağım. Çünkü mikrofon bugün gerçekten bize çok güzel bir oyun oynadı. Bol bol kesilmiş, kapanmış kendince. Ben de henüz daha bu yeni mikrofona alışamadığım için anlayamadım. Ama olsun, aralara girip anlatmaya çalışacağım elimden geldiğince. Şimdi Utah eyaletinin başkenti olan Salt Lake City şehrinde güzel bir parka gideceğiz. Orada çok güzel bir göl var, sincaplar var, onlarla biraz takılacağız. Ondan sonra tekrar şehri gezmeye devam edeceğiz. Ama öncesinde içme suyumuz ve yakıtımız bitti. O yüzden kısa bir Costco ziyareti yapacağız. Şimdi
Şimdi Costco'dan pizza alacağız. Ondan sonra şehir merkezine devam edeceğiz. Hava güzel. 71 derece gösteriyor araba. Yani millet hafiften montları giyiyor. Tabi sabah çok soğuk oluyor burası. Sabahları 50 derece falan oluyor. Ondan sonra sıcaklık artıyor. Baba. Efendim. Ya hala neden millet arabanın içerisinde maske takar? Ben anlamam yani. Ya arabanın içinde maske takıyor. Sokakta maske takıyor. Kimse yok etrafında. Burada kadınlar da araba tamircilerinde çalışıyor. Çok gördüm. Öyle böyle değil yani. Hemen hemen her iki araba tamircisinin bir tanesinde kadın çalışan var. Lastik takıyorlar, çıkarıyorlar, balata değiştiriyorlar, yağ değiştiriyorlar, klima filtresi değiştiriyorlar. Her şeyi yapıyorlar yani. Burada ekmek aslanın ağzında. Ama iş var. Çalışmak istedikten sonra iş var. Ama çalışacaksın işte. Costco'ya geldik. Yakıtım yarı depodan daha az vardı. Şimdi buradan yakıt alacağız. Burada 4 dolar 85 oktanı. Pardon ya, ben premium seçmişim herhalde. Neyse, sıkıntı değil. Premium alalım. Anlas ona kadar bilmiyorum, hatırlamıyorum. Zaten yarım depodan biraz fazla alırım. Herhalde 9-10 galon falan alırım. Sonra Costco'nun içine girer, bir pizza alırız, bir şeyler yaparız. Ondan sonra da şehir merkezine gideceğiz. Evet, herhalde premium almışım. Ne kadar tutmuş? 40 dolar tutmuş. Yo, 3.99. Yo, tamam, regular almışım ya. 3.99, 10 galon almışım, 40 dolar tutmuş. Burası normalden daha büyük geldi bana. Bayağı geniş yani. Normalde Costco'lar bu kadar ferah olmuyordu. Burada koridorlar geniş geniş. Neyse, gidelim pizza alalım. İçerisi gerçekten çok büyük. Şimdiden yılbaşı ağaçları, süsleri getirmişler. Daha 3-4 ay var ya. Evet. Kocaman, görüyorsunuz, şöyle panoramik çektim. Pizzamızı aldık. Şimdi gidiyoruz. Şehir merkezinde görüşürüz. Arabada suyumuz bitmişti. Tekrardan Costco'ya geldim. Bir tane su alacağım. Başka bir şey alır mıyım bilmiyorum. Sadece tek su alacağım yani. Su bölümüne geldim. Burada Costco'nun markası Kirkland var. Onun 40 tanesi 4.19. Bir de böyle Arrowhead diye bir şey var. Bunun da 40 tanesi 5.95. Ama bu spring water, yani dağ suyu. Bu arıtılmış su. O yüzden bunu alacağım. Şunlar bildiğiniz ütü suyu. Bunlar içiyor yani bunu. İçine sadece mineral falan katıyorlar. Daha önce de bahsettiğim gibi uzun bir Türkiye seyahatimiz olmuştu. O yüzden videolar bayağı aksadı. Ama bundan sonra devam edeceğiz. Elimden geldiğince haftada bir tane video atmaya çalışacağım. Belki bu ikiye de çıkabilir arada sırada. Ama bundan sonra videolara devam edeceğiz yani, merak etmeyin. Kaliforniya seyahatimizi bitirdikten sonra Türkiye videoları var. Çok güzel yerler gezdik. Çok farklı şehirler, çok farklı mekanlar. Biliyorsunuz zaten Türkiye'miz cennet. Yemeğiyle olsun, doğal güzellikleriyle olsun, insanıyla olsun tam bir cennet. Neyse, biz Salt Lake City videomuza dönelim. Bu gördüğünüz bina Washington Meydanı'nda yer alan belediye binası. Yani Salt Lake City'nin belediye binası. Bina çok güzel ama içeriye giremedik hafta sonu olduğundan dolayı. Böyle sadece dışarıdan birkaç görüntü almaya çalıştım ama gerçekten çok güzel bir bina. Hemen bunun arkasında da çok güzel bir etkinlik varmış. Hemen o tarafa doğru gideceğiz. Harika bir sokak etkinliği. Onun hemen arkasında da kütüphane var. Şehir kütüphanesi. Yine orayı da gezeceğiz. Çok güzel bir kütüphane. Yani gerçekten laf olsun diye söylemiyorum. Şu ana kadar gördüğüm en iyi kütüphanelerden biri diyebilirim. Neyse, önce şu sokak etkinliğini biraz gezelim. Daha önce söylediğim gibi aslında çok şeyler anlattım gezerken kameraya ama mikrofon kapandığı için kendiliğinden sanırım bataryası bitti ya da işte bir şeyler oldu, bilmiyorum açıkçası. Mikrofonun azizliğine uğradık, o yüzden buraları anca ben araya girerek anlatacağım. Çünkü ne yazık ki sesleri alamadık. Sokak etkinlikleri aslında benim en çok sevdiğim etkinliklerden. Çünkü doğal bir ortamda insanlarla iletişime geçebiliyorsunuz. Yani hava da güzel olduğu zaman tadından yenmiyor. Şimdi caddeyi kapatmışlar. Yaklaşık 500-600 metrelik bir alanda etkinlik yapıyorlar. Bir yandan canlı müzik çalıyor, bir yandan food vendorlar, yani seyyar yiyecek satıcıları var. Bir yandan da insanların dikkatini çekebilecek değişik ürünler satan satıcılar var. Görüntüleri hızlandırarak bunları size göstermeye çalışıyorum. Yani aslında burada yaklaşık bir yarım saat 45 dakika falan bir süre harcadım. Ama böyle özet şeklinde size sunmaya çalışacağım.
Şu anda bulunduğumuz festival bir vegan festivali, yani herhangi bir hayvansal ürün satılmayan, daha çok vejeteryanların ilgi gösterdiği bir festival. Gerçi buraya gelen kaç kişi vejeteryandır? Yani bilemem ama bence %50'sinden fazla değildir. Ama burada satılan ürünler vejeteryan ürünler. Yani dondurmalar bile hayvan sütünden değil, badem sütü ya da onun türevinde değişik malzemelerle üretiliyor. Belki fark etmişsinizdir, bazı yerlerde cheeseburger falan satılıyor ama bunlar Beyond Cheeseburger. Yani cheeseburgerin ötesi. Beyond Cheeseburger denildiği zaman, Beyond Hamburger ya da Beyond kelimesi geldiği zaman anlayın ki bu vejeteryan bir ürün. Ben daha önce birkaç kez aldım. Bilmeden aldım. Beyond Cheeseburger deyince ben de zannettim ki böyle ekstra güzel, hani kaliteli gurme burger gibi düşündüm ama öyle değil. Beyond demek vejeteryan demek oluyor. Yani vejeteryanların yiyebileceği bir ürün demek oluyor. Ona dikkat edersiniz eğer vejeteryan değilseniz. Şahsen ben vejeteryan burgeri sevmem. Yani bana saman gibi geliyor. Bilmiyorum artık siz ne düşünürsünüz ama benim ilgi alanıma girmiyor, onu söyleyebilirim. Bir de helal et kavramına çok dikkat edenler, yani o konuda çok titiz olanlar Beyond Burger tarzından, Beyond kelimesinin kullanıldığı ürünleri alabilirler. Sonuçta onlar hayvansal ürün değil. Benim için fark etmiyor. Ben Amerikan marketlerinden alıyorum etimi. Türk marketlerinde helal sertifikalı etler satılıyor ama şahsen ben buna inanmıyorum. Yani aynı mezbada kesiliyor. Birine helal sertifikası veriliyor. Diğeri de Amerikan marketlerine gönderiliyor. Aynı et. Yani farklı bir işlem uygulandığını ben düşünmüyorum. Çünkü helal olsun diye farklı bir mezbahane yok. Türk marketlerinde o helal sertifikası olduğu için biraz daha pahalı satılıyor. Hatta bazen aradaki fark 1,5-2 katına kadar çıkabiliyor. Ben farklı bir işlemden geçtiğine inanmadım için Amerikan marketlerinden alıyorum. Genellikle Costco'dan alıyorum etimi. Tavuk olsun, balık olsun benim için fark etmiyor. Domuz ve domuz ürünlerinin kullandığı etler, ürünler hariç diğer bütün etlerimi Amerikan marketlerinden alıyorum. Gayet de güzel oluyor ve çok daha ucuz Türk marketlerinden. Ha bu arada canlı müzik var. Sanatçı gitarıyla çalıp şarkı söylüyor ve aynı zamanda bu beden diline çevriliyor. Yanındaki kadın bunu beden diline çeviriyor. Bunu da ilk defa görmüş oldum. Yani söylenen bir şarkının aynı anda beden diline çevrilmesi gerçekten güzel bir şey. Yani engelli insanlarımız da düşünmemiz lazım sonuçta. Evet, şimdi birazdan o bahsetmiş olduğum kütüphaneye gideceğiz. Salt Lake City'nin merkez kütüphanesi. Çok güzel bir kütüphane. İçeriye girince görürsünüz. Ben de böyle kendi kendime konuşuyorum. Yaklaşık 1,5-2 saat bu şekilde görüntü kaydettim. Sessiz görüntü oldu ne yazık ki. İçeride biraz takılalım bakalım. İçerisi nasıl, daha önce gördüğünüz kütüphanelere benziyor mu? Artık siz karar verirsiniz. Şimdi şehir kütüphanesine geldim. Bizimkiler içeride, onları alacağım. Wow, içerisi gerçekten çok güzel. Yani bir kütüphane değil, bildiğiniz ne denir ona artık, design ofisi gibi ya. Çok güzel yani, gerçekten çok iyi. Buralarda da kafeler varmış. Bak mesela burada Hemingway kafe var. Şurada yine böyle bir tablo satış yeri var. Hepsi kafe değil tabii. Çeşitli çeşitli dükkanlar. Burada yine bir şeyler var. Çiçek falan satıyorlar, bitki. Bu neymiş? Evet, saksı, bitki, o tarz şeyler. Asıl kütüphane tam karşısı. Asansörle kaç kat ya? 1, 2, 3, 4, 5, 16 da var herhalde. 7 kat falan. Yani gerçekten güzel. Sanatla ilgili şeyler, ne bileyim, bitki. Ha, burada da müzisyenler var. Burada konser veriyorlar. Verecekler ya da verdiler. Biz yetişememiş de olabiliriz ama sanki bekliyorlar. Şimdi şu tarafa doğru gidelim. Kütüphanenin içerisine girdikten sonra bir görevli yanıma geldi. İçeride video çekimi yapabileceğimi fakat kimseyi çekmememi istedi. Ben de bunu anlayışla karşıladım. Yani her ne kadar bu çok kolay olmasa da kimseyi çekmemeye özen göstermeye çalıştım. Kütüphanenin içerisi gerçekten güzel. CD, DVD, plak tarzında kaynakları da ödünç alabiliyorsunuz. İşiniz bittikten sonra da bu dijital ekranlardan iade edebiliyorsunuz. Birkaç kattan oluşuyor. Zaten çok dolaşamadım, çok zamanım yoktu. Bizimkileri bulduktan sonra birkaç tur attık. Deniz biraz oynadı. Biliyorsunuz Amerika'daki bütün kütüphanelerde genelde çocuk oyun bölümleri bulunuyor. Daha doğrusu oyun değil, atraksiyon bölümleri. Yani çocuklar buralarda kendi özel yeteneklerini geliştirebiliyorlar. Kitap okuyabiliyorlar. Ya da işte çocuk gelişimine katkıda bulunacak etkinlikleri gerçekleştirebiliyorlar. Kütüphaneden çıktıktan sonra hemen kapının önünde bebek arabasında gezdirilen bir domuz gördüm. Herkes gibi benim de çok ilgimi çekti. Yani resmen domuzu köpek gibi giydirmiş. Kadın
yerlerinin bir tanesi. Küçük bir amfiteyatro var. Ufacık bir şey zaten. Burada da böyle söyleşiler yapılıyor. Tekrardan festivalin yapıldığı caddeye geldim. Burada eğlence tüm hızıyla devam ediyor. Hava gerçekten sıcak. O yüzden de millet bir gölge altı bulup serinlemeye çalışıyor. Çayırlarda, çimenlerde, ağaç altlarında falan ya da en kötü ihtimalle tente altında rahatlamaya çalışıyorlar. Motor sürmeyi bilmem ama motorları seyretmeyi çok severim. Özellikle de böyle güzel tasarım motorları. Bir motor meraklısı olarak yine köşede gördüğüm iki tane motoru da çekmeden edemedim. Utah'ın eğlence mekanları şimdiden sonra başlıyor yavaş yavaş. Bu cadde boyunca böyle çok renkli restoranlar, kafeler var. Bir şeyler satıyorlar. Mesela şurada DVD satıyor. Burada mesela eski tür oyuncaklar, kitaplar falan var. İçeriye girmeyeceğim. Book and Magazine diyor. Yani eski magazinler ve kitaplar, oyuncaklar, onun gibi şeyler. Aksesuarlar. Şunlar DVD satıyor. Ne kadarmış? 12 tanesi 10 dolar diyor. Eski DVD'ler, DVD kaset çalar. İşte millet buralarda oturuyor. Böyle yine barlar var. Millet sıra bekliyor işte içeriye girmek için. İnsanlar yavaş yavaş barlara akın ediyor. İşte festivale gidenler buralara geliyordur büyük ihtimalle. Ya aslında o festival yerlerinde kütüphanede, kütüphanenin önünde falan çok şeyler çektim, çok şeyler konuştum. Ama mikrofonumun bataryası bittiği için hiçbirini kaydetmemiş, hiçbir ses almamış. O yüzden onları belki böyle bir müzikli video olarak ayrı bir şekilde videonun içine yerleştirmek zorunda kalacağım. En azından oralarda görünsün diye. Çünkü çok güzel çekimler yaptım, çok güzel şeyler de anlattım. Ama gel gelelim işte teknolojinin azizliğine uğradık. Şarj ettim diye biliyordum akşam onu. Normalde 7 saat gidiyor bataryası. Ama etmemişim herhalde ki. O rodu açtıktan yaklaşık 2 saat boyunca gezdiklerim biraz boşa mı gitti? Artık öyle oldu herhalde ya. Yapacak bir şey yok. Bir dahaki sefere daha dikkatli olmam lazım da o şeyin üzerinde de bataryanın yüzde kaç olduğu falan yazmıyor. Sadece böyle şekil üzerinde, vericinin üzerinde yazıyor. O da çok belli belirsiz yani, çok saçma ya. Ona daha böyle bir kesin bir şey bulmaları lazım. Daha böyle en azından batarya bittiği zaman şeyin kendi hoparlörüne geçmesi lazım. Mikrofonuna geçmesi lazım cihazın. GoPro'nun kendi mikrofonuna geçseydi her şeyi çekecekti. Ama çekmiyor, öyle bir şey de yok. Onun bataryasına geçtiği zaman ne ses alıyor ne bir şey. Öyle bir cızırtı. Salt Lake City'de bir parka geldik. Liberty Park, Özgürlük Parkı yani Türkçesi. Burada kuşlar varmış. Kuşları besliyorsunuz. İşte içeriye giriş ücretli, 15 dolar mı ne? Ama biz girmeyeceğiz. Biraz kuş çekelim. Şöyle göstereyim, sadece bakmaya geldik. Pelikan onlar demiş. Baba pelikan. Evet, pelikanlar orada bak. Kanat sallıyor. Kocaman ya. Kocaman tabii pelikan, nasıl olacak? Ben genelde daha küçüklerini buluyorum. İçerideki kuşlara yem atıyorsunuz. Bina hemen şurada, şuradan giriliyor. Ama biz girmeyeceğiz. Sadece şöyle bir dıştan bakalım dedik. Yani günümüzü burada harcamaya niyetimiz yok. Hello, it's Halloween, it's Halloween. Daddy, what's chicken out? Daddy, it is open. I don't know. We'll check it out. Şu tam karşıda göl var. Oraya gideceğiz şimdi. Parkın içinde. Sola dönüyoruz. Sola dönüyorum da orası kapalı ama bak insanlar yürüyor. Kapalı, kapalı mı orası? Bariyer var ya. Neyse o zaman sağa dönelim. Aha geçti araba ya. Sen beni buraya döndürdün boş yere. Araba bariyer girdi var oradan. Oha bariyer iç tarafa. Ya oradan oraya geçiş yok çünkü. Sen beni boş yere dolandırdın. Oradan oraya geçiş yok çünkü çıktığımız yerden oraya. Oradan oraya geçiş var da araba döndü oradan. Parkın içerisinde güzel bir göl var. Oraya geldik. Birisi üzüm yemiş, üzümlerini buraya bırakmış kalanını. Taze yani, kötü değil. Şurada ördekler var. Onların yanına gideceğiz. Yavrularıyla beraber geziyorlar. Kaplumbağa da olabilir. Oh my god, be careful please. Yani çocuklar için tehlikeli ya. Çocuğun vallahi hiç tutmadan bırakıyor öyle. Pazların peşine koşuyor çocuklar. Gel, hadi bu tarafa gidelim. Aa, ördekler buraya geliyor. Come here. Bak, ördek buraya geliyor. Bunlar ördek mi, kaz mı ya? Evet, şuradaki ördeklere gidelim bakalım.
Buradan su taşmış bak. Gölün suyu taşmış. Koca koca ya. Valla. Çok büyük. Gerçi aralarında küçük ördek yok. Hepsi büyük. Biraz şu belki küçüktür. Ama şunlar çok büyük. Bunlar hepsi mommy duck. Daddy duck. Bunlar ördek mi ya sence? Bunlar Kanada kazı. Kaz. Ha bunlar. Canadian goose diye geçiyor. Bunlar Kanada kazıymış. Ben ördek gibi düşündüm de ördek değil, Kanada kazı. Bizim oradaki kazlara göre daha küçük ama bunlar. Nerede turtle? Sanki daha mı küçük bizim oradaki? Hayır, küçük. Bizim oradaki bazıları çok büyük. Turtle yok anne. Okay, let's go. Is it enough? Baba dikkat et. Dikkat et, evet. Dikkat et. Evet, dikkat et. Eline diye elini ısırdı mı aklına geldi? Hayır. Kim ısırdı elini? Şu aşağıda bir de Splash Park vardı, bu su parkı. Ama biz oraya gitmedik, denizler tarafını ıslatır diye. Kaz köpeğe bağırıyor. Kazlar köpeğe bağırıyor. Köpek de onlara doğru harekete geçmeye çalışıyor. Sahibi tutuyor. Yalnız kazlar korkuyor herhalde köpekten. Bak atladılar. Küçücük köpeğe bak ya. Saldıracak ha. Little doggy. Hadi gidelim o zaman. Let's go somewhere else. Dur ya. Sincabık olma. Ya sana arabadan çerez verelim. Bana geliyordu kovdun hayvanı ya. Ya hastalık taşıyor onunla. Bir şey olmaz ya. Birisi buraya dünya kadar yem bırakmış aslında. Ama sincap bunları yemiyor olabilir. Bana doğru geliyordu. Bizimki hareket yapınca kaçtı. Gel gel. Kaçtı o ya tamam. Değişik bir sincap bu. Oh my god, hiding. Hiding behind the tree. Yavru herhalde bu. Benden kaçıyor ya. Ben sana gönder verin. Gel. Deniz, sincabı yakala. Gummy bear atıyor sincaba. Sincaba gummy bear mi atıyorsun? Kızım sincap gummy bear yer mi? Ana, gummy bear atmışlar. Gel. Bakalım yiyecek mi? Bak geliyor. Tamam atmayın ya. Dur bakayım bekle. Gel şimdi. Aha aldı gidiyor vallahi. Oh my god, yuvasına götürüyor gummy bear'i. Yukarı götürüyor. Maybe he's gonna give it to his children. Gördün mü? Aldı gidecek gummy bear'i de. Silly sincap. Silly squirrel. Silly squirrel. Yes. İki tane. We gave you three. Come down, get these two more. Come down, get these two. Şurada da güvercinler var. Ağacın dallarına konmuşlar. En az 10 tane var. Belki daha fazla. Şöyle şek. Sincapla beraber yaşıyorlar. Sincap da hemen şurada bir yerde onun yuvası. Görünmüyor. Yukarılara bir yere yuva yapmış. Birazdan iner o aşağıya. Aa geliyor. Coming, coming, coming down. It's coming down. It's coming down. Oh my god. Oh my god. Oh, get these two please. Sen nereye attın? O kadar uzağa niye atıyorsun? All right. I'm gonna give it to you. I'm gonna give it to you. 3 tane zaten. Bak. Bak onu da götürecek şimdi. Oh my god. Gelince at. Gelince at. Bekle şimdi yukarı çıkıyor. Atma sakın. Bekle. Koyup gelecek yuvası. Are you feeding squirrel? Yiyecek tabii. Ne yapacak hayvan? Hayatında belki ilk defa gummy bear yiyor. Veriyordur onu çocuklar ya. Elleme sen beni sürme. Belki yukarıda yavruları var. O küçük ama sanki ya. Cins öyle değil sanki. Ya onu bilemezsin ki küçük mü büyük mü. Bekle gelmedi daha. Hepsini attın oraya. 4 tane gummy bear var ortada. Yalnız kırmızıları alıyor. Sarıları pek sallamadı turuncuları. Şu kırmızıyı sevdi. Bak şimdi birazdan gelir o. Atma ama gelince. Normalde sincaplar ağzına dolduruyorlar. Ağzı alabildiği kadar. Ama bu öyle yapmadı. Bu sadece bir tane alıp çıkıyor yukarıya. Hadi gel. Kızım yeter bu kadar gummy bear'i ne yapsın hayvan? Niye attın? Hayvan gelince bir daha isteyeceksin. Başka yok. Bu kadar gummy bear hayvan ölecek şeyden, jelibondan ölecek hayvan. Ye bunları sen ye. Hayvan yemiyor bunları. Ye. Ver bana da ver. Bitti. Oh my god. Finish. Bakın sallandı. Gel, yana doğru giden dalda. Şimdi aşağı iniyor. Gel bak geliyor. Geliyor geliyor. It's coming down. Oh. Oh. Come here please. Hiç karışmayın bakalım hangisini alacak. Deniz hadi gel. Hiç karışma. Sarıyı da alır o. Aster alacak. Şunu da mı?
Bulamadık salak ha. Aha, buldu. Yeah, sarıyı aldı. Sen niye heyecan yapıyorsun? Sen niye heyecan yapıyorsun bunlar yani? Hepimizden bize bakıyor manyak. Kim? Şuradan bize bakıyordu. Bitti. Tamam. Böyle hışır hışır yap gelsin. Onun yuvası bak yukarıya kadar çıktı. Neredeyse sırtını dönecek bize. Yani baş aşağı yürüyor adam. Hayvan. Hayvan neredeyse düz duvara tırmanıyor. Yani düz duvara da geçtim. Sırtı yere dönük tırmanıyor neredeyse. Acayip bir tırmanma yeteneği var. Onun için tırmanmak zaten yolda yürümek gibi bir şey. O çatalda herhalde onun yuvası var ya, şuradaki çatalda. Onun yukarısına çıktığını görmedim. Orada bir oyuk olabilir. Onun içine saklanıyor olabilir yani. Chipmunk gibi ya bu. Onun biraz büyüğü. Küçük ama sincap da. Bence cinsi o. Sarı zaten bak, böyle sarımtırak, turuncu gibi. Aha buldu. Gidip tek tek yiyor ya. Doldursana ağzına. Ağzına doldur, çıkar işte öyle. Let's go, let's hayvanı go. Zehirlemesek iyidir ya. Tamam hadi gidelim, yeter. Let's go, let's go. O şimdi toplayacak hepsini Deniz. Zaten 5-6 tane atılmış. Akşama kadar yeter ona. Hatta bir hafta yeter ona. Neyse şimdi şehir merkezine gidiyoruz. Yine o alışveriş merkezine park edeceğiz arabayı. Orada caddeleri dolaşırız. Evet, kazları ve sincapları izledikten sonra tekrar şehir merkezine doğru yol alıyoruz. Daha önce bahsetmiştim, Utah eyaleti aslında Amerika'nın en büyük eyaletlerinden biri. Şimdi rakam verip kafanızı karıştırmak istemiyorum ama bir örnek vererek açıklamaya çalışayım. Bizim Akdeniz bölgesinin yaklaşık 2 katı büyüklüğünde bir alana sahip ya da Ege bölgesinin 3 katı diyebiliriz. Ama insan yoğunluğu çok az. Yani bu eyalette yaklaşık tahminen 3-3,5 milyon arasında insan yaşıyor. Şu anda gezmekte olduğumuz buranın başkenti olan Salt Lake City zaten Utah'ın en büyük şehri. Buranın nüfusu da 210 bin. Yani nüfus yoğunluğu gerçekten çok düşük. Düşünsenize, bizim Ege bölgesinde İzmir'in nüfusu bile 3 milyondan çok daha fazladır. Ama buranın alanı Ege bölgesinin yaklaşık 3 katı, belki 3 katından da fazla. Ama nüfusu yaklaşık 3,5 milyon civarında. Ne kadar büyük bir alanda ne kadar az insan var, artık siz düşünün. Evet, bahsettiğim alışveriş merkezine geldik. Zaten buranın en merkezi, en güzel. Güzel alışveriş merkezi burası. Arabanızı park edebiliyorsunuz, daha önce söylemiştim. Belli bir saate kadar bedava, işte ondan sonra da saat başı ücret ödüyorsunuz. Cüzi bir ücret. Böyle çok pahalı değil. Evet, şimdi tekrardan AVM'yi ve şehir merkezini gezmeye çalışacağız. Elimden geldiğince size daha farklı şeyler göstermeye çalışacağım. Alışveriş merkezinin hemen üst katına çıktım otoparktan. Oraya pembe bir stand kuruyorlar. Bugün çok kalabalık düne göre. Aşırı derecede kalabalık. Dünkünün iki katı neredeyse. Şimdi ben burada zaman kaybetmeyeceğim çok fazla. Hemen şehir merkezine doğru gideceğim. Görüyorsunuz düne göre bayağı bir kalabalık. Bayağı bir hareketli. Herhalde haftanın en kalabalık olduğu saatler bu saatler.